Öncelikle Sezgin Tanrıkulu'nun ifade ettiği düşüncelerin tümüne katılıyorum. Aslında bir toplumsal gerçeği, bir tarihsel gerçeği ifade etmiştir. Ve bir siyasetçi tarihsel gerçekliğe ve sosyal gerçekliğe arkasını dönmez. Sayın Sezgin Tanrıkulu da bu onurlu davranışı göstermiştir. Destekliyorum. Ama aslında bu anlamda tarihsel olarak da CHP tarihsel misyonunu yine yerine getirmiştir. Yine o statikocu, yine değişimden, demokrasiden, özgürlükten yana olmayan tavrını göstermiştir. Bu nedenle Sayın Sezgin Tanrıkulu'na yönelik linç kampanyasını doğru bulmuyorum. Yanındayız. Eğer böyle olacaksa Sayın Sezgin Tanrıkulu'nu halkının partisi olan Yeşiller ve Yeşiller Sol ve HDP'nin kuracağı yeni partiye katılmaya davet ediyorum. Kaygımız odur ki Sayın Hrant Dink'in çıkışı sonrası yaşanan, Sayın Tahir Elçi'nin sonrası yaşananlar, korkarım ki Sayın Sezgin Tanrıkulu'nun da başına getirilmiş olsun. Bu nedenle Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Faik Öztrağ'ın ve CHP'nin kurmaylarının onu yalnız bırakması ve böyle tepki göstermesi, açık ve net söylüyorum ki onu tehlikeye atmaktır ve bunu doğru bulmuyorum.